Mehmet Ocak'tan 15 Eylül 2021 karar. Sizin yeni anayasa yapma hakkınız yok ki Malum Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçtiği ilk günden bu yana ülke sorunlarına çözüm üretmekte aciz kaldıkları her aşamada yeni bir anayasa vaadinde bulunuyor. Memleketi uçuracağı vaadiyle pazarlayıp ülkeyi mahkum ettikleri Türk tipi rejimin sağladığı imkanlar bile yetmez hale gelmiş olmalı ki ittifak ortakları şu günlerde yeni bir anayasa hazırlama hevesine kapılmış bulunuyorlar. İttifak ortaklarının kapalı kapılar ardında ne tür bir pazarlık içinde olduklarını elbette bilemeyiz ama memleketin hayrına olacak bir anayasa hazırlamadıkları kesin. Bilindiği gibi hem AK Parti'nin hem de MHP'nin ayrı ayrı hazırladığı yeni bir anayasa çalışması var. AK Parti'nin yaptığı çalışmanın ipuçları henüz ortaya çıkmış değil ama MHP'nin yaptığı çalışmanın halen yürürlükteki anayasada var olan demokratik hakları biraz daha buduyarak kelimenin tam anlamıyla Türkiye yakışan milli bir anayasa olacağı anlaşılıyor. Gerçi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz aylarda yeni anayasanın milli olacağının altını çizmiş ve şöyle demişti. Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli ve yerli bir boyutunun olması şart. Oysa Türkiye için gerçekçi olan bir anayasa evrensel hukuk normları ekseninde Türkiye'nin birikimi ve demokratik dünyadaki gelişmeler ışığında bugünün ve gelecek nesillerin birlikte yaşamalarını temin edecek bir barış projesi olarak tasarlanmalıdır. Bir kere hemen belirtelim. Cumhur İttifakı'nın yeni bir anayasa hazırlamaya hakkı yoktur. Ayrıca meşruiyeti de bulunmamaktadır. Çünkü 2017 anayasa referandumunda yeni sistemle birlikte parlamenter sistemden kurtulup memleketin şahlanacağı ve uçuşa geçeceği vaat edilmişti. O günlerin propaganda videosunu hatırlayalım. Fatih Sultan Mehmet denizde at koşturuyor, yanında bozkurtlar ona eşlik ediyor, fonda mehter cenk havalarıyla nasıl uçuşa geçeceğimiz anlatılıyordu peki ne oldu da yeni bir anayasa ihtiyacı doğdu acaba uçuş sıkıntısı mı var yoksa fatih'in atlarıyla bozkurtlar mı yoruldu öyle anlaşılıyor ki daha 5 yıl bile dolmadan türk tipi rejim iflas bayrağını çekmiş bulunuyor nitekim adalet bakanı abdülhamit gül de bu sistemden umudunu kesmiş olmalı ki yeni bir anayasanın şart olduğunu söylüyor 12 Eylül zihniyetinin sinmiş olduğu bu anayasadan tamamıyla kurtulmamız lazım. Bunun için de siviller oturup bu anayasayı kendi anayasasını kendi yapabilir. Hala darbe sonrası bir anayasanın yürürlükte olması kabul edilebilir bir şey değil. Milletimizle beraber tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yeni sivil anayasayı yapma çabamız devam ediyor. Umarız bunda başarılı oluruz. İyi güzel de 2017'de yeni sistem hazırlığı yaparken anayasayı 12 Eylül zihniyetinden temizlemeyi neden düşünmediniz? O gün siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla uzlaşmanızı engelleyen güçler mi vardı? Elbette yoktu. Çünkü o gün iktidar ortaklarının tek hedefinin her şeyin tek elde toplandığı kuvvetler birliği esasına dayalı bir anayasa hazırlamaktı. Her ne kadar referandumda nasıl evet çıktığı yönündeki tereddütler hala hafızalarda tazeliğini koruyor olsa da sonunda rejim değişti ve bugün yönetilemeyen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili anayasa çalışmalarının yapıldığı günlerde ülkenin önemli anayasacıları, siyasetçiler ve sivil toplum insanları Türkiye'nin bu ucube sistemle yönetilmesinin mümkün olmayacağını haykırmışlar ama seslerini kimseye duyuramamışlardı. Hatırlayalım o günlerde Türkiye'nin değerli anayasa hukukçusu Profesör Doktor Kemal Gözler, Elveda Kuvvetler Ayrılığı Elveda Anayasa başlığıyla yazdığı yazıda yeni sistemin hukuk devletini yok edeceğini belirtmiş ve şöyle demişti. Bir kuvvetler ayrılığı sistemi olan başkanlık sistemini kurmak için yola çıkanların yasama ve yürütme kuvvetlerinin Cumhurbaşkanı'nda birleşmesi esasına dayalı bir kuvvetler birliği hükümet sistemine ulaşmış olmaları şaşırtıcıdır. Kurulması teklif edilen sisteme ister Amerikan tipi ister Türk tipi olsun asla ve kat'a başkanlık sistemi ismi verilemez. Zira başkanlık sistemi sert bir kuvvetler ayrılığı sistemidir. Teklif edilen sistem ise özünde kuvvetlerin Cumhurbaşkanı'nda birleşmesi esasına dayalı bir kuvvetler birliği hükümet sisteminden başka bir şey değildir. Cumhur İttifakı 2017'de yeni anayasa yapma hakkını kullandı ve memleketi mahkum ettikleri manzara ortada. Bu zihniyetin gayretleri sonucunda Türkiye bugün ekonomide, eğitimde, sağlıkta, dış politikada ve en önemlisi de hukuk devleti anlayışında diplerde sürünüyor. Dolayısıyla bu zihniyetin şimdi çıkıp ülkenin olağanüstü hal şartları taşıyan kanun hükmünde kararnameler yoluyla yönetildiği bir ortamda yeni anayasa şarkıları söylemesinin hiçbir inandırıcılığı bulunmamaktadır. Mehmet Ocaktan